Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimiz şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım, orta kalınlıkta bir ip, Himalaya'nın ihraç fazlası iplerinden. Kullanacağım şiş üç buçuk numara. Modelimiz oldukça güzel, farklı bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için arkadaşlar ilmek sayısı yok. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. İster tek olsun ister çift olsun ilmek sayınız fark etmez. Model her türlü kurulabilir. Yani 1 bir 1 bir, bir diyelim ilmek sayısına. Şöyle az bir ilmekle başlayacağım hemen. Hemen sayalım kaç ilmeğim var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 ilmek daha alayım. 13 pardon 15 ilmekle başlayacağım modeli kurmaya. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir sıra düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi dördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani ön yüzünde de düz ördüm. Arka yüzünde de yine düz örelim ilmeklerimizi. Kenar ilmeğimi mi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntümüz var. İlmeğin arkasından bir ilmek çıkardım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani bir ilmekten iki ilmek çıkarmış gibi olduk. Önce bir arka boşluğundan sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Ölme, örmeden sağ şişimde. Ve şişimdeki sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İlmeğimizin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım, aldım ve şişimdeki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şöyle devam edecek ilmeklerimiz ikili ikili oldu. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Sıra sonuna kadar bu işlemleri devam edelim. Bu model çok toplayan bir model değil arkadaşlar. Bakın açılmaya başladı. ilmek sayınızı da ona göre almanız gerekiyor. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmek çıkarttım. Aldım önce arka boşluktan ve şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın ilmeklerimizde tek tek ilmeklerde işlem yapılıyor. O yüzden ilmek sayısının önemi yok. Son ilmeğim kaldı. Yine arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Örmeden sağ şişimde ve sol şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzüne geçtiğimizde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz ikili ikili artık. Şöyle göstereyim. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Şu aradan çıkarttığım ilmeği örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İpi arkaya öne aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde devam edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Bakın ikili ilmeklerin birincisini düz olarak örelim. İkinci ilmeği de ipi kendimizden tarafa alıp örmeden alalım. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Örmeden aldığımızda ipimiz hep kendimizden tarafta olacak. Yoksa modelde bozulma olur. Arada yani şaşırma olursa modelde bozulma olur. Ona dikkat edelim. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeğimi de örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. kenar ilmeğimi dördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın önde de şöyle bir görüntümüz oldu. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz yine ikili ikili. Bunları tek tek bakın ikili aldım düz ördüm. İkiliyi aldım düz ördüm. Ilmek sayımızı tekrar eski ilmek sayısına getiriyoruz. Aradan çıkarmıştık ilmek, onunla ilmek sayımızı iki katına çıkarmıştık. Şimdi beşinci sıra ön yüzünde bunları tekrar kesiyoruz bu işlemle. İlmeklerimiz ikili ikili aldım düz ördüm. Yani ilmek sayımızı eski sayısına getirdik bu sırada. kenar ilmeğimi dördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. ön yüzünde bir sıra şöyle bir ters örgümüz oldu. Kenar ilmeğimi dördüm. Evet modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Ben arada şöyle 4 sıra düz örgü yapacağım. Bordür halinde uygulayacağım bu modeli. 4 sıra düz örgü yaptıktan sonra şöyle başlayalım birkaç ilmek. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Böyle düz örerek ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayalım. Ara boşluğunda şöyle 4 sıra düz örgümü tamamladım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimizi bir kez daha kuralım. Yani 6 sıra şu bordüre yaptık 4 sırada buraya toplamda şu anda 10 sıra örmüş olduk örgümüzü. Şimdi tekrar modelimizi kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Model ikinci kez kuruyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi dördüm Bakın şöyle. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi pardon düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi dördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Şimdi aradan ilmek çıkartacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, sol şiş, sağ şişime aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi de düz ördüm. Arka taraftan bir önce bir ilmek çıkardım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İlmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden sağ şişimi aldım. Sol şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Böyle devam edeceğiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. kabarıklığı veren de şu aradan ilmek çıkarmamız. Bu modelden çok güzel cüzdan olur, çanta olur. Ben burada bir ilmek kaçırdım. Hemen onu alıyorum. Ben onu alıp geliyorum arkadaşlar. Evet, sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Çıkarttığım ilmeği örmüyorum arkadaşlar. Çıkartıp sağ şişimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani sol şişimdeki ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek çıkarttım, aldım arka boşluktan ve sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın ilmeklerim ikili ikili. Şöyle ikili gruplar halinde. Birinci ilmeğimi bu ikili ilmeğin birincisini düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Aradan çıkarttığım ilmeği örmeden aldım yine. Birinci ilmeğimi düz ördüm. ikinci ilmeğimi örmeden aldım ipi kendimden tarafa alıyorum. Bunu unutmayalım. Bu ikili ilmeklerin birincisini düz örelim. İkinci ilmeği ipi kendimizden tarafa alıp örmeden alalım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. ikinci ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Bir düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz ikili ikili. Bu ikili ilmekleri iki iki ör düz örüyoruz. Bakın. Bir düz ördüm. iki ilmeği bir düz ördüm. Yani ilmeklerimizi eski sayısına düşürmüş olduk. Aradan ilmek çıkartarak iki katına çıkarmıştık. Şimdi 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi tekrar keserek eski sayısına düşürmüş olduk. İkili ikili ilmeklerimiz ikisini bir alarak düz örüyoruz. İkisini bir alarak düz örüyoruz. Bakın şöyle ikili ikisini bir aldım ve düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi pardon düz örüyorum. Hep ters örecekmiş gibi alıyorum ipi. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. modeli iki kez kurmuş olduk 3. model kurmadan önce yine ön yüzünde dört sıra düz oluşacak şekilde örülecek daha sonra üçüncü model kurulumu yapılabilir bakın şöyle bir görüntümüz oldu harika bir model yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay Evet bir de şöyle bir parça daha yapmıştım. Onu da şöyle az bir büyük parça da göstereyim size. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle göstermek için üçüncü model kurulumunda yaptım bunda. Bunu şöyle bırakayım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde görüntüsü. Şöyle tok bir görüntüsü var. Model böyle arkadaşlar. Her iki taraftan da görüntüsü aynı. Fark eden bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi harika bir model. Bundan çok güzel cüzdan olur, çanta olur, bebek battaniyesi olur. Yani yelek yapabilirsiniz. Şöyle güzel, gösterişli iplerinizle hırka, süveter erkek çocuğu örgülerinde, erkek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Şöyle bırakayım. Evet. Sizler neler yapacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni de buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle göstereyim size.